Hadi anne aç şu telefonu. Telefonla bir telefon. Aa benim. Aa haklısınız. Aa. Kedi. Ay. Alo. Anne neredesin? Ne oldu yavrum? Anne ablam hastanede. Biliyorum hastanede görüşmeye gidecekti bugün. Anneciğim öyle değil. Ne? Bir şey mi oldu? Evet anne sancısı tutmuş. Şu an hastanede müdahale ediyorlar. Aa ne diyorsun? Sancısı... Aa ben geliyorum tamam. Tamam. Anne ne? Hastanede. Anne hemen hadi gidin hastaneye. Hadi geliyoruz. Anne. Ya Lale sancılanmış hastanedeymiş. Onur'u ara hemen. Yıldız. Hemen arıyorum anneciğim. Ya, anne hadi çıkalım. Haberleşiriz. Tamam mı? Çalıyor mu Yıldız? Sen haber. Annem. Şimdi açarsam sesimden bir terslik olduğunu sezebilir. Yani hiç panik yaptırmayalım. Evet, evet. Çalıyor da anneciğim açmıyor. Anahtar sende mi yavrum? Yok anneciğim sen... Anahtar sende. Songül Hanım, Songül Hanım. Bu panikle siz kullanmayın. Ya bizimle gelin ya da arabayı ben kullanayım ha? Bilmem ha. Tamam kullanırsın. Hadi. Yalnız abime bakar mısın şu an? Arabayı kullanmayı sevmeyen adam neler yapıyor ayol? Ay vallahi kalbim sıkıştı. Ne olacağım ben? Şimdi bunları düşünmene sırası değil. Ay zamanında düşünmeyince de sonra çok geç oluyor ama Fikret. Ay hadi inşallah ciddi bir şey yoktur. Allah korusun kızım. Ay benim de sancım tuttu galiba. Hayat Hanım senin kıskançlığın tuttu galiba yapma. Ne diyorsun lan o ya? Vurma. Hazır hastaneye gidiyoruz biz hanıma da baktıralım o zaman. Betül, Betül, Betül. Betül Hanımcığım. Dinliyorum Şerife. Lale'nin sancısı tutmuş. Hastaneye kaldırmışlar. Ne? Bir dakika. Kızım doğruyor mu yoksa Lale? Bilemiyorum ki. Haberi alır almaz bunların böyle birer birer panik panik evden bir çıkışları vardı görmeniz lazımdı. Songül'le Nilüfer de buradaydı. Ne? Bir dakika. Şerife onların ne işi var orada? Ha Şerife neler oluyor? Hayır yani olan şeylerden benim niye haberim olmuyor? Tamam neyse. Eve döner dönmez onlar. Beni hemen arıyorsun tamam mı yavrum? Betül Hanım o iş bende. Ay ne yapacağım ben şimdi? Ha ben şimdi Yıldız'ı da arayamam yani. Ay ne yapsam? Hayatım ne oldu? Niye kalktın? Bir şey mi istiyorsun? Yok. Sıkıldım ben. Hadi artık gidelim buradan. Tamam gideriz. Sen biraz dinlen şimdi. Ay aşkım iyiyim ya. Gidelim. Sen bana aşkım mı dedin? Hı? Diyorum ki sen bana az önce aşkım mı dedin? Yok. Sen bana bayağı aşkım dedin. Bir daha söylesene. Ya o şimdi böyle ağzımdan bir anda çıktı. Hani bir daha şimdi söyle desen söyleyemem ki. Ama çok hoşuma gitti. Ben senin o aşkım diyen ağzını var ya... öperim. Nasılız? Çok iyiyiz. İyi ki o an oradaydınız. Olmasaydınız gerçekten çok kötü olurdu. Gebeliğin son aylarına yaklaşıyoruz. Bu sancılar artabilir. O yüzden yani çok da panik yapmaya gerek yok. Yine de eğer sıklaşırsa sancılarınız kendi doktorunuza haber verin. Tamam. Affedersiniz. Bir hastam arıyor. Acil olabilir. Bakmam gerek. Tabii. Lale, eğer istiyorsan, kendini daha güvende hissedeceksen tekrar Doktor Onur'a gelebiliriz. Gerçekten mi? Hı-hı. Evet, çok iyi hissederim. Çünkü bizim görüştüğümüz doktor ya hep şehir dışında oluyor ya da meşgul oluyor. Benim hiç kafam rahat değil böyle. Benim de içim esirmiyor aslında. Tamam o zaman. Sen karar ver nasıl istiyorsan. Tamam. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ya sizin için de uygunsa biz kalan süreci size devam ettirmek istiyoruz. Tabii isterim yani. Uygun. Hı? O zaman tekrar sağ olun. Biz çıkış yapabilir miyiz doktor? Tabii tabii. Yani hani kendinizi ne zaman rahat hissederseniz o zaman çıkış yapabilirsiniz. Öyleyse önümüzdeki hafta randevu alırsınız.
Devam ederiz. Tamam, teşekkürler. Görüşürüz. Ay çok şükür. Bu işi de hallettik. İyi hissettiğini söyle. Geriye bir şey kaldı. Ne kaldı? Doğurmak. O da olacak. Toparlanır mı yavaş yavaş? Tamam. Lale'nin yenilmez benim kızım. Burada acil müdahaledeymiş. Benim de gelinim. Lütfen biraz bekleyin. Hemşire hanım, ben Profesör Doktor Haluk Abay. Yetkili birisinden acil haber alabilirsek çok sevinirim. Tabii, hemen size bilgi verilmesini sağlayacağım. Ay, ay inşallah. Allah, inşallah erken doğum falan olmamıştır. Çünkü bebek ölür yani. Yok annem, yok. Yok, yok. Anneme ya bir şey olursa bebe. Olur mu? Aklınıza öyle bir şey getirmeyin lütfen yok. Songül Hanımcığım. Olur mu öyle şey ya? Ne kadar gereksiz şeyleri kafamıza takmışız değil mi? Evet, maalesef. Allah'ım çocuğuma bir şey olmasın ya Rabbim, ne olur. Ay, yok bir şey olmayacak, ne olur. Yok yok, hiçbir şey olmayacak. Ağlamayın lütfen Songül Hanım, lütfen. Siz de ağlıyorsunuz. Gelmedim. Bravos yani, gerçekten bravos. Çünkü siz dünürsünüz. Küslük olur mu dünürlükte ya? Ay ablacığım. Lale! Anne! Anne! Ne oldu sana kızım? Bebeğim ne oldu? Ne yaptın sen? Anne yalancı sancıymış. Hay Allah, o yalancı sancının belasını versin. Sorunumuz nasıl Laleciğim? Çok iyi. Çok şükür, çok şükür. Ya o organizasyon için hastaneye geldik. Ay, geldik deyince yani Doktor Onur'la karşılaştım. Sohbet ettik, sonra arkamı döndüm, işte sancı tuttuğu yere düştüm ben de. Ay çok şükür. Öyle olunca hastaneden beni aradılar. Ben de Allah'tan buraya yakındım, o yüzden hemen Lale'nin yanına geldim. Sizin nasıl haberiniz oldu? Ben hastanede olduğunu biliyorum Lale'nin. Tabii Nergis arayıp ulaşamayınca hastaneden haber verdiler. Siz beni o yüzden aradınız yani, öyle mi? Ben telaşlandırmak istemedim. Çok merak ettik oğlum, çok merak ettik oğlum, çok. Merak edilecek bir şey yok babaanneciğim. Lale de, Emir de gayet iyi. Siz birlikte miydiniz? Evet oğlum. Yani çok sevineceğinizi düşündüğüm güzel gelişmeler oldu. Ne gibi? Emir babaannesiyle anneannesini barıştırdı. Aa. Ay yok artık ya. Abartmayın biz zaten. Cilveleşiyorduk değil mi dünürüm? Tabii. Ay canım benim. Ay bak böyle. Sen de sarıl da. Ay canım benim. Ay, siz de yediniz numaralarımı. çocuklar. Artık siz de barışırsınız değil mi? Bakın size küslük hiç yakışmıyor. Hı? Bilmiyorum anne, barışayım mı? Hatırım için. Vallahi benim hatırım için barış artık istemiyorum. Hiç böyle kavga gürültü. Ve böyle. İyi. Annem için madem. İyi madem. Annemin hatırı için. Aferin size çocuklar. Aferin size. Bravo. Hadi bunu kutlamaya gidelim. Ne dersiniz Songül Hanım? Harika. Ay nereye gidiyoruz? Eve gidip yatması lazım, dinlenmesi lazım. Başka bir zaman ama gidelim. Sen de gel tamam mı? Tabii tabii, çok iyi olur tabii. Tamam, beraber artık. Evet, evet. Lale, var ya ben de böyle senin böyle şey yaptığını görünce... acayip böyle bir sancı geldi de ama sonra yazmış. Çok şükür. Ara bir dergisi, ara bir şey yap, haber ver. Erol nerede ya? Kocamı gördünüz mü? Erol! Erol! Ah sorma anacığım, bir anda sarılıp ağlaşmaya başladılar. Kına gecesine döndü ortalık. Ay Erol yavrum, yani böyle bir şey nasıl olabilir? Ay, o zaman ya şimdi Onur'la herhalde barıştılar, öyle mi? Barışmak ne kelime, kaynaştılar gözümüzün önünde. Ay Erol! Ay Erol, inanamıyorum ya, inanamıyorum yani böyle bir şeye. Vallahi. Anne bizimki geliyor, kapatıyorum. Tamam hadi kapatıyorum. Tamam. Ya neredesin? Çıkıyorum. Hayatım telefon geldi. Business. Ne business? Hangi business? Show business. İlahi. Hastanenin ortasında business.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.